Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz sıfırdan bilgisayar nasıl toplanır? Daha önce hiç bilgisayar kasası toplamadıysanız bu videodan sonra toplayabilir hale geleceksiniz. Her türlü detayını anlatacağım. Ayrıca bilgisayar toplama konusunda deneyimli kişiler için de böyle ufak tüyolar falan vereceğim. Yani bilgisayar toplamayı düşünüyorsanız aradığınız video bu. Öncelikle bir kasada bulunması gereken 7 tane ana bileşenimiz ve ek olarak bir de bunları içinde barındıracak olan kasamız var burada. Kafa karıştıracak ya da özel kullanıma girecek hiçbir parçayı buraya dahil etmedim. Yani sadece temel bileşenlerimiz var. Bu bir rehber videosu olduğu için böyle işte RAID'ler, MAID'ler o tarz şeyleri böyle araya sokmak istemedim. Parçalarımızın hepsi üst seviye bu arada. Fakat toplayacağınız bilgisayar giriş seviyesi de olsa, orta seviyede olsa, üst seviyede olsa aynı parçaları aynı mantıkla kullanıyorsunuz. Dolayısıyla temelde her zaman aynı işlemi yapıyoruz olarak düşünebilirsiniz. Şimdi öncelikle ihtiyacım olan parçalardan başlamak istiyorum. Daha sonra takacaklarımı kenara ayırayım. Parçalara da sırasıyla bakacağız. Şimdi parça seçimine her zaman işlemciden başlıyoruz. Ben burada i7-11700K modelini kullanacağım. 11. nesil 8 çekirdekli ve overclock yapılabilen bir işlemci bu. Burada dikkat etmeniz gereken şey şurada yazan LGA1200 sayısı anakarttaki pin sayısı. Dolayısıyla işlemcimizi seçtikten sonra buradaki pine göre bir de anakart seçmemiz gerekiyor. Satış sayfalarındaki bilgisayar toplama bölümlerinde genelde işlemciyi seçtiğinizde otomatik olarak aşağıda uyumlu anakartlar yazıyor aslında ama gerekirse diye böyle bir bilgi aklınızda olsun. Ben burada anakart olarak Asus'un ROG Strix Z590E modelini tercih ettim. İşlemciyle uyumunu anlamanız için birkaç farklı yol var. Mesela şurada bayağı küçük bir şekilde de olsa 11. nesil işlemcilerle uyumlu olduğunu yazıyor. Onun dışında şuradaki detaylı yazılara gelirseniz burada da LGA1200 yazısını görebiliyoruz. Yani işlemcimizdeki LGA1200 yazısıyla eşleşiyor. Intel sistemlerde bu şekilde soketi tutturduğunuzda uyumsuzluk yaşama ihtimaliniz yok gibi bir şey. Fakat İşlemci nesil geçişlerinde bazen pin sayısı aynı kalıyor. Bu tarz durumlarda anakartın sitesine girip böyle son kez bir kontrol etmeniz iyi olacaktır. Bu durumu Intel'de yaşamanız imkansıza yakın çünkü her yeni nesil işlemci ile yeni nesil pin duyuruyorlar ama AMD'de nesil geçişlerinde bunu böyle bir ekstra kontrol etmeniz çok daha iyi olacaktır. Şimdi bir anakartımızı kutudan çıkaralım. Kutuların hepsini sizinle birlikte açacağım bu arada, daha önce açmadım. Şu an taze chipset kokusunu böyle içime çekiyorum. Şu anakartları paketten ilk çıkarttığımdaki koku benim çok hoşuma gidiyor ve gerçekten görsel olarak çok güzel, etkileyici bir kart yapmış Asus. Şimdilik şu stickerlarını üstünde bırakacağım. Toplarken herhangi bir yerini çizmek istemiyorum. Gerçekten çok güzel gözüküyor ama. Anakartı masanıza yerleştirirken bu kutulardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Çünkü genel olarak anakartların arkasında şöyle pinler açıkta olur. Kolay kolay bir şey olmaz ama yine de buraya bir metale ya da çok sert bir şeye sürtmemeye çalışmanız iyi olacaktır. Bazılarında zaten direkt koruma oluyor burada. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Ama şöyle kutunun üstüne bırakıp bunun üstüne takıldığınızda hiçbir şey olmayacaktır. Bunun dışında kutunun içinden çok güzel stickerlarımız çıkıyor. Bu sene ROG'nin stickerları değişmiş ve bayağı güzelleşmiş. Bir de buradan kitapçık duruma göre işinize yarayabilir. Bunu da bir kenara alalım. Ek olarak anakartın kutusundan bir tane Wi-Fi anteni, bir de ekran kartını sabitlemeniz için şöyle bir aparat çıktı. Bunlarla şimdilik bir işimiz yok. Bunları da kenara ayırıyorum. Şimdi ilk önce işlemcimizi anakartımıza monte edeceğiz. İşlemciyi yerine takmak için ilk önce şuradaki mandalı çekiyoruz ve şöyle bıraktığınızda bu kapak açılmış oluyor. Şu üstteki plastik korumayı da direkt atabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. İşlemciye şöyle baktığınızda işlemcinin bir köşesinde minik bir ok olduğunu göreceksiniz. Aşırı küçük bir ok fakat rahat bir şekilde fark ediliyor. Çünkü diğer taraflarda noktalar varken sadece burada bir üçgen var. İşlemciyi yerleştireceğiniz bölümün üzerine kazınmış üçgen aynı yere bakacak. Buradaki plakanın sol alt köşesinde de üçgeni net bir şekilde görebiliyorum. Burada iki üçgen aynı yöne bakacak şekilde işlemcimi buraya bırakıyorum. Bu kapağı yerine bırakıp pinimi de kapattığımda işlemcim yerleştirilmiş oluyor. Sırada RAM'lerimiz var. Ben bu sistemde Xeler'ın 2 tane 16 GB'lık yani toplam 32 GB ve 3600 MHz'lik RAM'lerini kullanacağım. Şimdi RAM montajında şöyle bir durum var. Anakartınızda 2 tane RAM slotu varsa ve 2 tane RAM takacaksanız bir sıkıntı yok. İkisini de takıyorsunuz. Bunun gibi 4 tane RAM slotu var. 4'ünü de dolduracaksanız yine bir sıkıntı yok. 4'ünü de takıp geçiyorsunuz. Fakat 4 tane slotunuz var fakat 1 RAM ya da 2 tane RAM kullanacaksanız anakartın kitapçığından şöyle ufak bir yararlanmanız gerekiyor. Anakartın sadece resimlerine baksanız yeter. RAM ile ilgili bölümü arayın. Mesela burada RAM sayfasını direkt buldum. Bize burada resimlerle birlikte 1 tane RAM'iniz varsa
varsa hangi slota takmanız gerektiğini ve 2 tane RAM'iniz varsa hangi slotlara takmanız gerektiğini gösteriyor. Direkt bu resimlerde gördüğünüz yuvalara RAM'leri yerleştirebilirsiniz. Kullanacağım soketlerin pinlerini şöyle açıyorum. RAM'leri ters takma şansınız yok. Burada gördüğünüz gibi RAM'in altında bir boşluk var. Ve o boşluk aslında RAM'i ters takmanızı engelliyor. Yuvamızda boşluğun geleceği kısma göre RAM'leri şöyle yuvaya üstten bir tutturuyorum. RAM'deki boşluğun yuvadaki boşluğa eşleştiğine emin olduktan sonra şöyle bastırarak tırnakları yerine oturtuyorum. RAM montajı da bu şekilde gayet basit ve pratik. Sıra geldi depolamaya. Ben depolama olarak yine XLR'ın 1TB'lık PCI Express 4.0 M.2 SSD'sini kullanacağım. Bu model 5600 MB saniye okuma ve 4300 MB saniye yazma hızlarına ulaşabiliyor. Burada kullanacağım anakartta 4 tane M.2 slotu bulunuyor. Bir tanesi burada, bir tanesi burada, iki tanesi ise şuralarda. M.2 SSD'lerin soğutulmaya ihtiyacı olduğu için genel olarak anakart böyle vidalı bölümler bulunur. SSD'nizi hangi bölüme takacaksanız o bölümün vidalarını sökmeniz gerekiyor öncelikle. Ben bu ortadaki yuvayı kullanacağım çünkü bu anakartta buradaki iki yuva PCI Express 4.0 hızlarında çalışabiliyor fakat buradakiler PCI Express 3.0 hızlarında çalışabiliyor. Hangi soketin hangi hızlarda çalıştığını yine anakartın kitapçığından öğrenebilirsiniz veya Asus burada çok açık bir şekilde buranın PCI Express 4.0 olduğunu belirtmiş, üstüne metalin üstüne kazımış. Buradan da anlayabiliyoruz. M.2 SSD'ler farklı boyutlarda üretilebiliyor ve her boyut için aslında burada vidalarımız zaten hazır olarak bulunuyor. Şöyle SSD'mizi yuvaya doğru hafif bir ittiriyoruz. Sonra arka kısmını şöyle aşağı doğru bastırıyoruz. Burada çok pratik bir pinimiz var. Şunu şöyle hafif ileri doğru ittirdiğimizde M.2 SSD buraya sabitlenmiş oluyor. Bazı anakartlarda şu pratik pin yerine burada bir vida da olabilir. Eğer vida varsa direkt tornavida ile vidayı sıkıyorsunuz ve temelde aynı işlemi yapmış oluyorsunuz. Eğer SSD'nizin üzerinde bir soğutma plakası bulunuyorsa ve anakartınızda da soğutma plakası varsa bu durumda ikisinden birini çıkartmanız gerekiyor. Yani genel olarak anakarttakiler daha iyidir. O yüzden anakarttakini kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta gereksiz masraf olmaması için direkt üstünde soğutma olmayan SSD tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Bu soğutma plakalarının her birisinin arkasında ısı iletimi için bantlar bulunuyor. Bu bantın korumasını söküyorsunuz. Ve korumayı söktükten sonra plakayı aynı noktaya yerleştirip vidalarını sıktığınızda SSD'nin de montajını tamamlamış oluyorsunuz. Sıra geldi işlemci soğutucumuza. Benim kullanacağım soğutucu ROG'nin Citrix LC240 RGB modeli. Hazır sistem bir su soğutma çözümü. Buradaki parçalarımız sırasıyla radyatör ve pompamız. Onun dışında soğutucuya göre fanlar da direkt içinden hazır olarak çıkıyor. Bu 240 mm'lik bir soğutucu olduğu için 2 tane fanımız var. Ek olarak bağlantı için gereken tüm vida ve kabloların bulunduğu bir paketimiz var. Bunların hepsini kullanmayacağız. Ve son olarak tabii ki bir de kitapçığımız var. Kitapçığın ilk sayfasını açtığımızda burada kullandığımız işlemciye göre hangi bracket'i kullanmamız gerektiğini görebiliyoruz. Intel işlemciler için şu ikisini kullanmam gerekiyormuş. Öncelikle bunları buluyorum. Biri bu anakartımızın arkasına gelecek. Diğeri ise direkt pompanın üzerinde montajı yapılmış bir şekilde geliyor. AMD işlemci kullanıyorsanız buradaki bracket'i söküp kutunun içinden çıkan diğer bracket'i takmanız gerekiyor. Bunlar hemen böyle kolay bir şekilde takılabiliyor. Şimdi anakartımı alıp ters çeviriyorum. Bracketimi buraya yerleştiriyorum ve bundan sonra arka tarafta herhangi bir işim yok. Ön taraftan bağlantı için gereken vidalarımı şöyle elle bir sıkıyorum. Şimdi radyatör fanlarına geçiyoruz. Fanların sadece yönüne dikkat etmeniz gerekiyor. Fanın yönünü anlamak da gayet basit. Genel olarak fanların ön kısmında destekleyici herhangi bir parça bulunmaz. Fakat arka kısmında şöyle görmüş olduğunuz gibi destekleyici parçalarımız var. Fan havayı ön tarafından alır ve destekleyici parçaların olduğu yönden verir. Böyle basit bir mantığı var fanların. Ben burada radyatörümün havayı kasanın içerisinden alıp dışarı atmasını istiyorum. Ona uygun bir şekilde bunları buraya yerleştiriyorum. Burada fanların vidalarını sıkarken şarjlı matkap vesaire kullanmanızı önermem. Çünkü birazcık fazla sıkarsanız şu plastikleri yamultabiliyorsunuz. Ve yamultursanız fanın eksenini kaydırabilirsiniz. O yüzden şöyle elle fanı sağlam bir şekilde tuttuğunu anladığınız noktaya kadar sıkarak bırakabilirsiniz. Burada fanların titremeyecek kadar sık olduğunu bilmeniz yeterli. Şimdi pompamızı işlemcinin üzerine yerleştirme kısmına geçebiliriz.
Bunu anakartı kasanın içine yerleştirdikten sonra da yapabilirsiniz. Fakat ben dışarıda yapmayı daha çok seviyorum. Daha rahat oluyor. Şimdi yeni nesil işlemci soğutucuların çoğunda termal macun hazır bir şekilde geliyor. Şurada gördüğünüz gri şey aslında bir termal macun. Fakat aldığınız soğutucuda termal macun yoksa bunu kendiniz uygulamanız gerekiyor. Anakartımızın kasadaki konumu şu şekilde. Bu tarafı üstte kalıyor. Bunu en kolay işlemcinin üzerindeki yazılardan anlayabilirsiniz. Yazıları düz bir şekilde okuyabiliyorsanız anakart doğru pozisyondadır. Pompayı buradaki vidalara yerleştiriyorum ve daha sonra soğutucunun içinden çıkan vidaları buraya sıkarak soğutucu kurulumunu tamamlamış oluyorum. Şimdi son olarak pompamın çalışır hale gelmesi için bu kabloyu doğru yere takmam gerekiyor ve bu en çok hata yapma payı olan kablo diyebilirim. Çünkü bu soket hem pompalara hem de fanlara uyuyor. Bu yüzden anakartın üzerindeki yazılardan yararlanmamız gerekiyor. Burada size bu yazıları kamerada göstermem imkansıza yakın çünkü aşırı küçükler. Fakat bu anakartın pompa girişi şuradaki soketmiş. Bunu hem kitapçıktan öğrenebilirsiniz ya da üzerindeki minicik yazıları okuyarak da öğrenebilirsiniz. Bu kablo etrafta çok gözükmesin diye ben bunu şöyle arkadan dolandıracağım ve soketime takacağım. Bunların tersini düzünü yanlış takma şansınız yok. Dediğim gibi yani yanlış yere takabilirsiniz fakat tersi düzünde bir şey olmaz. Bilgisayarınızı toplarken bu bölüme kadar geldiyseniz tebrikler, aslında işin büyük kısmını bitirdiniz. Bundan sonraki kısımlar çok daha kolay. Şimdi öncelikle şunu bir kenara alıp kasamı kutusundan çıkarayım. Bu kasa Asus ROG'nin Helios kasası. Benim de kendi sistemimde yani arka planda gördüğünüz sistemde kullandığım kasa ve bayağı hoşuma giden bir kasa açıkçası. Çok büyük ve çok ağır bir kasa olmasına rağmen sunduğu esneklikler hoşuma gidiyor. Ben bunu masanın üstünde çıkaramayacağım. Aşağı indirmem lazım. Şimdi kasanızı aldığınızda iki tarafında kapaklarını ya da cam varsa bunun gibi camlarını sökerek başlayın. Ve anakartın montajını rahat yapabilmek için şöyle kasayı bir yatırın. Kasamızın anakart bölümü şurası. Burada pek çok farklı vida olduğunu görebilirsiniz. Bunları anakartı kasaya sabitlemek için kullanıyoruz. Eğer özel boyutlarda bir anakart kullanıyorsanız burada farklı delikler de var gördüğünüz gibi. Duruma göre bunları da kullanabilirsiniz. Fakat %98 ihtimalle herhangi bir işiniz olmaz onlarla. Anakartımı yerine yerleştiriyorum. Anakartın tam yuvasında olduğunu şuradaki boşluktan anlayabilirsiniz. Şu port girişlerimiz bu yuvaya tam oturduğunda bu tarafta oturmuş olacaktır. Kasanın içinden çıkan paketten anakartın bağlantı vidalarını alıyorum. Nerelere vida sıkacağınıza emin olamıyorsanız aslında anakartın üzerinde şöyle metal yuvarlak bulunan yerlere sıkacaksınız olarak düşünebilirsiniz. Bunların bazıları garip yerlerde olabiliyor. Mesela şurada bir tane var. Şöyle tam tepeden baktığınızda hepsini görebilirsiniz. Kasanıza göre radyatörün konumu farklı olabilir. Bazılarında önde oluyor, bazılarında üstte oluyor, bazılarında arkada oluyor. Hatta altta veya şuralarda olanlar bile var. Bu kasada radyatör öne veya tepeye koymak için tasarlanmış. Ben tepeye koyacağım. Kasamın toz filtresini üstten alıyorum. Radyatörün vidalarını sıktıktan sonra kasayı dik konuma getirebiliriz. Bundan sonra hafiften kablolama kısımlarına geçiyoruz. Bir taraftan parçaları takıp bir taraftan kablolama yapacağız. Öncelikle tepeye taktığım fanların kablolarını buradan alıp şuralardaki boşluklardan arkaya geçiriyorum. Radyatörün fanları için kutusunun içinden şöyle iki tane kablo çıkıyor. Bunlardan bir tanesi güç için, bir tanesi ise RGB'ler için. Eğer fanlarda RGB yoksa sadece güç kablosu bulunur ya da RGB istemiyorum derseniz bunu da takmak zorunda değilsiniz. Mesela bu kabloya 4 tane fan takabiliyorum. Ben de 2 tane olduğu için sadece ikisini takacağım. Yine burada 2 tane güç kablosunu buraya bağlıyorum. Burada aslında asıl amacımız RGB'leri tek kabloyla kontrol etmek, gücü de tek kabloyla vermek. RGB kontrol kablomuzu anakartın üzerinde bulunan ADD yazan porta bağlıyoruz. Anlamı adreslenebilir LED aslında. Oradan çıkartabilirsiniz yani ADD adreslenebilir LED. Bu kabloyu ise CPU fan portuna takacağız. Buralarda emin olmadığınız her şeye anakartın kitapçı üzerinden bakabilirsiniz. Orada çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi size burada tavsiye, bu kabloları öne geçirirken hangi porta takacağınıza emin olun. Mesela benim CPU fanım anakartın en üstündeymiş. Dolayısıyla bu kabloyu üstteki deliklerden bir yerden ön tarafa ulaştırmam kablo karmaşası olmaması açısından en mantıklısı. Yani gidip şimdi bu kabloyu şuradan da dolandırabilirsiniz. Yine doğru noktaya bağlarsınız. Fakat ön tarafta gereksiz yere kablo gözükür.
bu kabloların hepsini size net bir şekilde göstermem pek mümkün değil. Çünkü kamerayı buralara netlemek çok zor. Fakat dediğim gibi kitapçıktan hangi portu nereye takacağınızı teyit ettiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Kabloları doğru noktalardan geçirdiğinizde gördüğünüz gibi ön taraftan böyle minicik bir parça gözüküyor sadece. Sıra geldi güç kaynağına. Benim bu sistemde kullanacağım güç kaynağı ROG Strix'in 1000 wattlık versiyonu. Güç kaynağı seçiminde dikkat etmeniz gereken birkaç tane önemli nokta var. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz 80 Plus Gold bir sertifika. Bu güç kaynağının verimliliğini simgeliyor. Bu sertifikalarda sadece 80 Plus, Bronze, Silver, Gold, Titanium, Platinum vesaire pek çok farklı versiyonunu görebiliyorsunuz. Güç kaynağınızı seçerken bu sertifikalardan birinin olmasına dikkat edin. Mesela aldığınız üründe gold sertifikası varsa bu güç kaynağının %87 verimlilikle çalıştığını ifade ediyor bize. Yani tam güçle çalışırken kapasitesinin %87'sini bize enerji olarak veriyor. Kalan %13'ünü ise ısı olarak kaybediyor. Burada amacımız mümkün olduğu kadar az ısı kaybetmek olduğu için bu sertifika ne kadar ileri seviyede ise aslında o kadar iyi bir güç kaynağınız var olarak düşünebilirsiniz. Kaç watt'a ihtiyacınız olduğunu hesaplamak için web siteleri var. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Ya da kullandığınız parçaların ismini Google'a yazıp sonuna TDP eklerseniz o parçanın kaç watt harcadığını öğrenebilirsiniz. Mesela benim bu sistemde kullanacağım işlemci 125 watt TDP'ye sahip, kullanacağım ekran kartı ise 350 wattlık bir TDP değerine sahip. Yani 475 watt'ı sadece işlemcim ve ekran kartım harcıyor. Kaba bir hesapla 475'in üstüne %50 ekleyerek kaç wattlık bir güç kaynağına ihtiyacım olduğunu hesaplayabilirim. Dediğim gibi bu aşırı kaba bir hesap ama %99 ihtimalle tutar. Güç kaynağının fazlasının hiçbir zararı olmaz. Yani alabiliyorsanız her zaman daha fazlasını alın. Çünkü bu güç kaynağının 1000 watt olması bunun 1000 watt harcadığı anlamına gelmiyor. Sistemin kaç watt'a ihtiyacı varsa o kadar güç üretir. Yani daha fazla güç harcamasına sebep olmaz. Güç kaynakları modüler ve normal olarak ikiye ayrılıyor. Normal olanlarda buradan kablolar hazır bir şekilde üstünde bulunuyor ve bayağı bir kablo oluyor açıkçası. Şunların hepsi bağlı oluyor. Fakat bunun gibi modüler yapılı güç kaynaklarında sadece ihtiyacınız olan kabloları bağlıyorsunuz. Bu sayede kasanız daha ferah oluyor. Hangi parçanın kablosunu nereye takacağınız burada yazılı bir şekilde belirtiyor. Zaten bunları yanlış takma şansınız yok. Kabloların üstünde de hangi kablonun nereye takılacağı açık bir şekilde belirtiyor. PSU yazanlar güç kaynağımıza. Diğer kısmında ise mesela bunun CPU yazıyor. Yani anakartın işlemci bölümüne takacağım bunu. Üstünde PCI Express yazanlar ekran kartı için. Ekran kartınızın kaç tane güç girişine ihtiyacınız varsa o kadarını takabilirsiniz. Ek olarak sisteminizde SATA 1 SSD ya da hard disk vesaire kullanıyorsanız bu kablolardan da bağlamanız gerekiyor. Kasanızda bulunan fanları vesaire de bu portlara bağlıyorsunuz. Dolayısıyla bunlardan da en az bir tanesini her zaman sisteminize takacaksınız olarak düşünebilirsiniz. Gerekli kabloları taktıktan sonra buradan kasamın güç kaynağı bölümünün vidalarını söküyorum. Kasadan söktüğüm parçayı güç kaynağımın arkasına vidalarla sabitliyorum. Ve kabloları önce buradan bir geçirip güç kaynağımı buraya ittirerek yerleştiriyorum. Fanı her zaman aşağı baksın bu arada. Bazı güç kaynaklarında RGB fan kullanıyorlar. İnsanlar onu göstermek için ters koyabiliyor. Güç kaynağının hem rahat çalışması hem de kolay kolay tozlanmaması için aşağı bakması her zaman daha iyi. Çünkü şurada altta bir toz filtrem var. Şu an ön taraftan çıktığı için gösteremiyorum da. Her kasanın altında bir toz filtresi olur. Bu sayede güç kaynağı çok daha uzun süre verimli bir şekilde çalışabilir. Güç kaynağından aldığınız kabloların hepsini öncelikle şöyle bir arkadan çıkarabilirsiniz. Ve dolaşmış olanlar varsa hemen montajını yapmadan önce burada onları bir toparlayın. Güç kaynağı kablolarının ön tarafta gözükmesini istemediğimiz için her şeyi arkadan dolandıracağız. Bunları takarken de aynı mantık geçerli. Anakartta neresine takacaksanız kasanın deliklerinden oraya en yakın yerden bu kabloları geçirmeniz gerekiyor. Mesela işlemci kabloları neredeyse her zaman en tepede ve köşede olur. Onları buradan köşeden geçiriyorum. Şu büyük anakart bağlantı noktamız genelde şöyle ortalarda bir yerde olur. Ekran kartı kablolarını yine ortalardan bir yerden geçirip nereden boşluk bulursanız ön tarafa doğru alıyoruz. Ön tarafta bağlantıları yapana kadar bunları burada gevşek bir şekilde bırakabilirsiniz. En son bunları toparlayacağız, böyle cırcırtların içine koyacağız ki ön tarafta bombeli bir kablomuz kalmasın. Şimdi şu kasayla gelen kabloları bağlamaya başlayalım. En basit mantık, hangisi nereye uyuyorsa takıyoruz. Bunların hepsi bir şekilde bir yere takılacak. Kabloların üstünde zaten ne olduğu yazıyor. Mesela bu USB 3.0 girişiymiş. Kasanın üstündeki
3.0'lar için. Bunda ise SS yazıyor, yani Super Speed destekli USB bunlarda. Şu ise yine kasanın üstünde bulunan Type-C'nin kablosu. Son olarak bir de burada HD audio kablom var. Bu da yine kasanın üstündeki ses çıkışı, kulaklık çıkışının kablosu. Şunlara birazdan geleceğim. Bunlar azıcık sinir bozucu. Bunları anakartın kitapçığından kontrol ediyorsunuz ve nereye takmanız gerektiğini rahat bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Kitapçığa bile bakmanıza gerek yok. Anakartın üstünde de yazıyor zaten USB'dir, HD audio'dur falan diye. Ona göre bunları uygun yerlere takıyorsunuz. Şimdi bütün kabloları yuvalarına hızlıca takacağım. Bu kabloları yanlış yerlere takmanız olası değil. O yüzden birazcık daha kafanız rahat olabilir. Tabii ki gereksiz yere zorlamayın, yani uyuyor mu diye emin olduktan sonra takın. Ekran kartı kablolarım şimdilik boşta. Geldik yıllardır en sinir olduğum ve yıllardır hiçbir şekilde düzelmeyen kablolara. Bunlar bilgisayar dünyasının yüz karaları. Aslında bilgisayar kasasının üstünde kullandığımız reset tuşu, power tuşu ve bunların ledleriyle alakalı bağlantılar. Fakat sinir bozucu derecede karışıklar. Yani aslında basit bir mantıkları var da. Anakarttan bu bölümü bulup hangi pinin nereye geleceğini bilmeniz gerekiyor. Şurada mesela anakartın sağ alt köşesindeki pinlere takacakmışım ve onların sırayla burada hangisinin ne iş yaptığı yazıyor. Atıyorum bu kablonun üstünde power led artı yazıyor ya. Şurada da power led artı olan bacağı bunu takacaksınız. Özetle yapmanız gereken şey bu. Ama bunu yaparken azıcık dikkatli olmanız gerekiyor. Yanlış yaparsanız bir şey olmuyor bu arada. Sadece bilgisayar açılmaz, yani bastığınız zaman açılmaz. Sonra doğrusunu bulursunuz ve açılır. Çok basit bir mantığı var aslında bunların. Anakartın üstünde de genel olarak neyi nereye takmanız gerektiği yazar. Fakat minnacık yazdığı için birazcık anlaması zor oluyor. O yüzden bence kitapçığa bakın. Geldik son ana bileşenimiz olan ekran kartına. Ben bu modelde ROG Strix'in RTX 3080 Ti'ini kullanacağım. Yani neredeyse en güçlü ekran kartı diyebiliriz. 3090'ı pek piyasada bulamadığımızı düşünecek olursak en güçlü de diyebiliriz. Şu güzelliğe bakın be! Gerçekten çok güzel bu kartın tasarımı, benim çok hoşuma gidiyor. Kutunun içinden çok güzel bir anahtarlık çıktı, üstünde metre var. Oha, bayağı tatlıymış. Benimkinden çıkmamıştı bak bu. Ekran kartını buradaki PCI Express yuvalarından birine yerleştireceğiz. Genel olarak en üsttekine yerleştirilir ya da ortadakini de tercih edebilirsiniz. Fakat en alttakiler genel olarak yavaş oluyor, o yüzden onu tercih etmeyin. Zaten düzgün olanların etrafı şöyle metalli falan. Oradan anlayabilirsiniz. Ekran kartını yerine takmadan önce şöyle göz kararı bir bakıp kasanın arkasından nereleri sökmeniz gerektiğini kabaca anlayabilirsiniz. Benim şuradaki iki parçayı sökmem gerekiyor. Bazı ekran kartlarında 3 tane falan olabiliyor. Ekran kartının montajını yapmadan önce üzerindeki jelatinleri mutlaka sökün. Ve PCI Express yuvasına şöyle yavaşça yerleştirin. Yuvaya yerleştirdikten sonra da şuradan vidalarla sabitleyebilirsiniz. Bu kasada ekran kartı aşağı doğru eğrilmesin diye şöyle destekleyici plakalar var. Bunları kullanmayı tercih edebilirsiniz duruma göre. Bunları şöyle ekran kartının fanına denk gelmeyecek şekilde konumlandırabilirsiniz ya da birini sağ tarafa alıp çift destek vesaire de yapabilirsiniz. Şimdi son kablolarımız olan güç kaynağından gelen PCI Express kablolarını da yerlerine takacağım. Bu güç kaynağının kabloları örgü olmadığı için çok şık gözükmeyecekler ama yapacak bir şey yok. Paketin içinden çıkan cırtlarla mümkün olduğu kadar buradaki çirkin görseli kapatmaya çalışacağım. Şu an sistemimiz hazır. Kabloları sabitlemeden önce sisteme güç verip bir çalıştığından emin olmakta fayda var. Ve sistem çalışıyor gibi gözüküyor. Sistemin çalışır durumda olduğuna emin olduğumuza göre artık kablolamaya geçebiliriz. Kablolamada amacınız mümkün olduğu kadar kabloları gizlemek. Öncelikle öndeki kabloları şöyle hafif çekerek ön taraftaki fazlalıkları alabilirsiniz. Sonra da paketin içinden çıkan kelepçeler ve cırt cırtlar yardımıyla şöyle aklınıza nasıl çözümler geliyorsa ona göre bunları kasanın bir yerlerine sabitleyin. We'll be right back.
I'm not a writer. Okay. Evet, buraya kadar geldiyseniz bilgisayarınız an itibariyle hazır. Videoda gördüğünüz gibi bilgisayar toplamak çok da zor bir şey değil. Sadece birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Zaten önemli, hiçbir kabloyu veya portu yanlış yere takamıyorsunuz. Yanlış yere takma ihtimaliniz olan kablolar işte fan kabloları, pompa kabloları gibi şeyler. Onları da yanlış taktığınızda bilgisayarınız zaten bozulmuyor. Bakıyorsunuz bir sıkıntı var, bilgisayar açılmıyor ya da fanlar garip çalışıyor. Söküp doğru yere takıyorsunuz ve düzeliyor. Eğer zamanım yok ve ben bu sistemi hazır olarak satın almak istiyorum derseniz açıklamalarım bölümüne link bırakacağım. Ayrıca bu bayağı üst seviye bir bilgisayar olduğu için çoğu kişiye hitap etmeyeceğini biliyorum. O yüzden eğer orta seviye bir bilgisayar isterseniz bir tane de orta seviye sistem önerisi bırakacağım. Videoyu daha fazla uzatmamak adına bu videoda tekrar bir kasa toplamak istemiyorum şu anda ama hazır olarak bu sistemi de açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bu tarz rehber ve inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca gelecek inceleme videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.